Saat programı lezzet keşfetmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdiki bulunmuş olduğumuz ortam Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan Örnek Et Lokantası. Yanımızda bu işin doğayeni 1967'den bugüne lezzet sunan İsmail Usta'mız var. Arzu, İsmail Usta'mızın yanına geldik. Vallahi İsmail Usta'm öyle bir sofra hazırlamış ki bize 1967'den 2016'ya ve 2017'ye gireceğiz. Çekim yapalımız tam bir yıl olmuş Ali. Birinci yılımı kutluyoruz İsmail abi. Evet. Örnek Sanayi'de birincimizi kutluyoruz. Şimdi İsmail abi biraz tüm seni tanıyalım. Tüm esnaf ve sanatkarımıza bize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet İsmail abi, şimdi burası bir kahvaltı salonu değil. Yöresel ev yemekleri salonu değil. Kebapçı salonu değil. Burada her şey bir bütün değil mi? Yani. Burada her şeyi bulabilirler. Şimdi başlayalım. Önce kahvaltıyla başlayalım. Kahvaltımız kahvaltı her gün, her sabah serpme kahvaltı, katmer, beyran, çorba olmak üzere. Doğal, natürel ürünleri bulabilirsiniz. Kahvaltımız her gün mevcuttur. Peki bu yöresel yemekler Antep'in olmazsa olmazı, ne bileyim, şuradan başlayalım ben istersen. Ben özellikle İsmail abi sarmasını istiyorum. Başta yemeğimiz inci kaşlama. İnci kaşlama. Tuba yaklaşır mısın? Yalnız fazla kaldırma Ali, çünkü et aynen, şu anda görüyorsunuz. Lopur lopur valla süt. Yağsız. Nefis bir inci kaşlama. İnci kaşlama. Kabaklama. Bu damat yeme. Damat yeme. Düğünlerde yapılır. Yapılıyor. Yanında bulgur pilavı. Bulgur pilavı süper. İşte kuru fasulye. Yalnız bu kuru fasulyeyi biz, ben güveç çömlekte, çömlekte miyiz? İsmail abi yalnız biz içeriye fırında girdik. Ve çömlekte mutfağımıza yapılır. Girdik. Ya keşke sürprizi söylemeseydin İsmail abi ya. Lezzete bakacağız tekrar. Yanında beyaz pilavımız, çoban kavurma. Patlıcan kavurma ile beraber yapılıyor. Yani. Pirinç pilavımız. Çoban kavurmamız. Çoban kavurmayı gösterir misin? Antep çoban yuvarlamamız. Antep şöyle yuvarlaması gösterelim. Antep yuvarlamamız da burada. Yöresel yoğurtlu yuvarlama. Yoğurtlu yuvarlama. Filik pilavı. Yalnız filik pilavımızın içerisinde ufak böyle biberler, karnatürlerle oluyor. Yani. Ve şiveydiz. İşte benim en mevsimin yemeği. Lezzet. Mevsimin yemeği. Taze sarımsakla yapılır. Ne oluyor mesela dışarıdan bilmeyenlerimiz için, yurt içinden, yurt dışından gelen misafirlerimiz, izleyen misafirlerimiz onu çok merak ediyor. Yani taze sarımsaktan yapılır. Yöresel bir yemektir. Ve tadı çok lezzetli. Tadına doyum olmaz. Geldiğinizde hiç tatsın bileceksiniz sizler de. Bu tencere yemekleri aslında sindirim organları için çok faydalıdır. İnsanların gazan yeme almalarına ben taraftarım. Ama Gaziantep'in vazgeçilmez kebap ve lahmacunu da vardır tabii. Bir kebabımız onu olmazsa olmaz. Onu inkar edemeyiz. Tabii ki. Ya Örnek Et Lokantası böyle kebap harika yer, bilmiyorum yani. Filik pilavı eşliğinde süper böyle yani. Görüyorsunuz. Muhteşem ustalarımız, eline sağlık. Lezzetlerimizi tadabilirsiniz. Şimdi İsmail Usta'm şunu söyleyeyim. Şimdi Örnek Sanayi Sitesi'nde insanlar yöresel ev yemekleri ne geziyor, ne alaka diyecekler. Bu yılların vermiş olduğu bir tecrübeyi buraya yansıtma mı oluyor? Mutlaka. Evet. Yani mutlaka bir eti ayrıca tadını tutturabilirsiniz ama yöresel ev yemeklerinin lezzetini tutturmak mümkün değildir. Yani bu tabii ki bilen insanın elinden çıktığı için. Arzu, silahını eline al. Kaşığımızı elimize aldık. İşte İsmail bütün silahımız al burada. Al silahını eline. Ve baştan da dediğim gibi kazan yemekleri devamlı sindirim organlarını yormayacak yemeklerdir. Değil mi? Ali, özellikle şunu değinmek istiyorum. İsmail abi 1967'den bu yana bu sektörde ve bu mesleği devam ettiren birisi. Yalnız İsmail abinin arkasında kocaman bir ekip var. Oğulları var. Oğulları var ve babadan oğula geçen bir kuşak. Lezzetler tabii ki onların elinden çıkıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Fatih ustamıza teşekkür ediyorum. Yani çok yakında onlarla da buluşturacağız sizleri. Abi ben lezzete bakmak istiyorum. Müsaaden varsa. Önce ben çömlekten başlamak vallahi istiyorum. Kuru fasulyemiz. Ben şu incikten başlayayım abi. Şöyle bir yavaş yavaş bir dürtükleme yapalım abi. Şimdi hakkınızı bu helal edin diyoruz. Sevgili seyirciler, gerçi bu çakal alsam daha mantıklı olacak. Alabilirsen inşallah. Etle mücadelem sürüyor Arzu. Nasıl lezzet? Normal bir tencerede yapılan kuru fasulyeden çok farklı bir lezzeti var. Yani çömlek dediğimiz ne oluyor İsmail abi? Çömlek dediğimiz bir güveç oluyor değil mi? Güveç oluyor. Bu yok, fırında. Güveç olarak. Fırın ateşinde yapılıyor özellikle. Sen bu incik kebabı ve incik kavurması mı? İncik haşlama. İncik haşlama. Kaç saat pişiyor? Lokum gibi olmuş. Yani en az 3 saat pişer. 3 saat. Ama yalnız Arzu harika olmuş. Süper. Ben birazdan hepsine tek tek bakacağım. Ama ya, kuru fasulye gerçekten çok lezzetli. Yine mevsim yemeği, bu da kabaklamamız var. Damat yemeğimiz, damat şeyimiz. Ben de bakmak istiyorum yalnız ona.
Damat değilsin ama Ali. Yani oldu, görüyorsun. Damatlığımız geçti ama. Kabaklama. Yalnız ben şu yuvarlamaya bakmak istiyorum. Yuvarlama gerçekten bizim o Antep'te yapılan gerçek yuvarlama gibi mi? Yani. Tabii İsmail Usta yaparsa güzelini yapar. Evde yapılan hani ablalarımız, teyzelerimiz, anneannelerimiz yapıyor. Saatlerce uğraşıp yapıyorlar. Değil mi? Gerçekten işlenmesi, hazırlanması harika. Çok zor bir yemek. İsmail Usta gerçekten... Burada mevsimi yemeği. Şiveydiz var. Onu da kontrol edeyim ben. Kış aylarının vazgeçilmezi tabii ki. Ağzının en çok sevmiş olduğu şiveydiz lezzeti. Çok sağlıklı bir ürün. Aynı zamanda çok lezzetli bir şekilde yapılıyor. Yalnız yemeklerin hepsi birbirine alakalı. Yalnız Ali hepsinden tattın. Bana hiçbir şey koymayacaksın şimdi. Olmuyor böyle. İsmail abi bitirecek ama. Dükkan geliş. Bitirmez. Sana da yok. Kazan da kaynıyor. Şaka bir yana burada her gün farklı farklı çeşitleri bulabilirsiniz. Damak zevkiniz uygun. Tabii ki lezzetler gerçekten bir harika. Sanayi ortamında özellikle damak zevkine hitap etmek, Gaziantep ortamında hitap etmek çok zordur. Ve sizleri gerçekten kutluyoruz. Kazan yemeklerinin yanında kebap ve lahmacunumuz da mevcuttur. Değil mi? Ya ben son akşam kebapla final yapmak istiyorum Arzu. Ali'nin ilgi alanı görüyorsunuz. Gaziantep'lilerin vazgeçemediği kebap çeşitlerimiz. Bunları da özellikle buradan vurgulamış olalım. Yalnız özellikle şunu söylemek istiyorum. Kahvaltımızı yeniden söylemek istiyorum. Sadece ve sadece haftanın 6 günü var ama sadece pazar günü yok. Pazar günü açık değilsiniz. O yüzden haftanın 6 günü burada olabilirsiniz ama pazar günü hariç. Bizi misafir ettiğiniz, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. 49 yılımızı meslekte doldurmuş bulunuyoruz. 49 yılın yanı içerisinde bir yılımızda örnek sanayide doldurduk. Ve tekrar esnaf ve sanatkarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Size de bizi ziyaret ettiniz. Size ayrıca teşekkür ediyorum. İsmail abi bu lezzetleri yaptığın her anda biz burada olacağız zaten. Mola saati ekip olarak. Olay ailesen sonsuz teşekkürler.